Evet arkadaşlar merhaba. 9. deneme sınavı çözümümüzle birlikteyiz. İlk sorumuzla başlayalım. Betelaktamaz üreten stafayruz için yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerine dirençli olduğu söylenebilir. Cevap 2-3 olacak. Yani ampisilin ve piperasilin şeklinde. Hatırlayalım insanoğlu penisilini keşfetmişti. Stafilokoklar da buna mukabil hemen beta laktamaz üretimini keşfetmişlerdi. İnsanoğlu ne demişti? Ben beta laktamaza dayanıklı penisilinleri üreteceğim. Yani metisilin, oksasilin, nafsilin ve türevleri. Dikkat! Stafilokoklar ne demişlerdi? Sahip olduğumuz mek geni sayesinde bambaşka bir penisilin bağlayıcı protein üreteceğiz. İsmi de PBP2A olacak ve buraya da 5. kuşak sefalosporinler haricinde kimse gelip bağlanamayacak. Peki güzel sorumuz geliyor. Çıkmış tuz, çıkmış tuz, çıkmış yeduz sınav sorusudur. Özellikle hastane kökenli metisilin dirençli stafilokoklarda ilk seçenek hangisidir? Cevap vancomisin olacaktır. Şimdi hikayemiz cepte soruyu tekrar inceleyecek olursak arkadaşlar. Betalaktamaz üreten stafaireus, ampisilin ve piperasilin gibi beta laktamlara dirençlidir. Beta laktamaz üreten stafilokoklar için ne verebilirim? Metisilin, oksasilin, nafsilin ve türevlerini kullanabilirim. Peki eğer metisilin de dirençliyse bu sefer vancomycin devreye girecek şeklinde. 29 yaşında vajinal tampon kullanımı sonrası döküntü, baş kas ağrısı, abdominal kramp diğer şikayetiyle başvuran hastanın kan basıncı 75'e 40 şeklinde tespit ediliyor. Serum üre nitrojen ve kreatin değerleri yüksek olarak tespit edilmiş. Kliniğe neden olan bir faktörü ile ilgili hangi özellik doğrudur şeklinde sorgulanmış. Cevap T lenfositlerin variable yani değişken beta bölgesine bağlanmasıdır. Arkadaşlar tipik bir stafilokokal toksik şok sendrom kliniğidir. Sorumlu olan TSST1 yani toksik şok sendrom toksini 1 şeklinde isimlendirilir. En temel özelliği süper antijen olmasıdır. Süper antijenler hatırlayalım. Bir antijen sunan hücrem vardı, bir T lenfositim vardı. Süper antijenler klasik AB yapıdaki egzotoksinlerden farklı olarak sunuma ihtiyaç göstermeksizin gidip kendileri bağlanıyorlardı. Hem antijen sunan hücreye hem de T lenfosite. Sonuçta T lenfositler mono değil poliklonal olarak aktif oluyorlardı ve aşırı miktarda sitokin üretimiyle sonuçlanıyordu bu etkileşim. Yani sitokin fırtınası meydana gelmekteydi. Peki güzel soru, süper antijenler antijen sunan hücrede nereye bağlanırlar? Çıkmış sınav sorusu. MHC 2 molekülüne bağlanırlar. Güzel sınav sorusu. Dikkat. Süper antijenler T lenfosit üzerinde nereye bağlanırlar? Cevap T hücre reseptörün variable beta bölgesine bağlanırlar. Dolayısıyla cevap B şıkkı olacak. Faranjitli hastanın boğaz kültüründe beta hemolitik koloniler, mikroskopik incelemede ise gram pozitif basiller gözlenmiş. Katalaz negatifmiş. Hangisidir diye sorulmuş. Cevap Arcum bakterium hemolitikum olacak. Tek kelime özet çakma piyogenes diyeceğiz. Aynen streptokokus piyogenes olduğu gibi faranjite neden olacak arkadaşlar. Beta hemolitik koloniler meydana getirecek. Katalaz negatif olacak farkı nedir? Dikkat çıkmış yedus sınav sorusudur. Gram pozitif kok yerine gram pozitif basil diyorsa cevap Arkom bakterium hemolitikum olacak. Aşağıdaki hücrelerden hangisinin öncelikle eksikliğinde ciddi sistemik pseudomonas enfeksiyon gözükme sıklığı artar? Cevap nötrofiller olacaktır. Arkadaşlar Robbins'in ifadesidir. Olay yerine ilk göç eden hücre grubu nötrofillerdir ortalama 2 ila 3 günde yerlerini makrofajlara bırakırlar. Bu durumun en önemli istisnası Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonudur. Pseudomonas enfeksiyonlarında olayın üzerinden 5-6 gün geçmesine rağmen hala baskın olan hücre grubu nötrofillerdir. Çok çok önemli değerlidir. İşte bu nedenle nötrofil sayısının azaldığı durumlarda pseudomonas enfeksiyonlarının gözükme sıklığında artış bekliyoruz. Bakterinin ribozomal proteinlerin yapısını iyonizan ışınla, iyonizan ışının altını üstünü çizdim. Etkileşerek saptayan, bakteriyi dakikalar içerisinde saptayan metot ve dakikalarında altını çizdim. Hangisidir? Spot muhakkak vereceğimiz bir bilgi. MALDI-TOF olacak arkadaşlar. Bakterinin ribozomal proteinlerinin yapısını iyonizan ışınla etkileştirerek saptayan ve bakteri dakikalar içerisinde saptayan metot hangisidir diye sorulmuş. Cevap MALDI-TOF yöntemidir. Arkadaşlar klasik bakteriyolojide biz günler içerisinde bakterinin adını, soyadını yani tür düzeyinde tanımlamasını yapıyoruz. MALDI-TOF yönteminde ise bu süre oldukça kısalıyor. Bakteri dakikalar içerisinde identifiye ediliyor. Birinci bilmem gereken, ikincisi de çalışma metodu. iyonizan ışınla etkileşerek bakteriyi saptıyor arkadaşlar. Muhakkak bilmemiz gereken yöntem MALDI-TOF yöntemi. Aşağıdaki gastroenterit etkenlerinden hangisinin tek doğal kaynağı insandır şeklinde sorgulanmış cevap Shigella olacak. Arkadaşlar Shigella, Salmonella typhi ve Salmonella paratyphi bu üçü tek konağı insandır. Yani bu üçüyle alakalı kimmiş onlar? Bir kez daha tekrar ediyorum. Shigella, Salmonella typhi ve Salmonella paratyphi bu üçünde eğer bir enfeksiyon söz konusuysa kaynak kesinlikle insandır şeklinde. Şıklarda yanıltıcı olarak A şıkkında tifimiryumdan bahsediyor. Aman dikkat salmonella tifi ile tifimiryum aynı şey değildir. Salmonella tifimiryum nantifoidal salmonelladır ve sıklıkla hayvan kaynaklı örneğin tavuk ya da tavuk yumurtası kaynaklı gastroenterit etkenidir. 67 yaşında diyabetli hasta sol kulağında şiddetli ağrı yakınmasıyla acil servise başvuruyor. Fizik muayenesinde sol kulağında ödem, pürülan akıntı saptanmış. Akıntı örneğinden yapılan kültürde gram negatif, oksidas pozitif, TSY agarda nonfermenter basil izole ediliyor. En olası etken hangisidir şeklinde sorgulanmış. ...cevap püsodomonas ayrı ginoza olacak. Arkadaşlar eksternal otit ya da malin eksternal otit dendiğinde... ...başta aklımıza püsodomonas gelecek. Fakat tanıyı nasıl koyacağız? İdentifikasyon testleriyle koyacağız. Bakın kültürde ne var? Gram negatif, oksidas pozitif ve non fermenter olduğundan bahsetmiş. Şıkları inceleyecek olursak eleme yoluyla soruyu çözmek istersek şayet. Eşerişe koli glukozu fermente eder, laktozu fermente eder. Klebsiella glukozu fermente eder, laktozu fermente eder. Peki geriye 3 tane non fermenter gram negatif basil kaldı. Gram negatif, non fermenter basil. Ayrımlarında kullanacağım ilk test oksidaz testi olacak. Eğer oksidaz pozitifse neydi formülüm? Püsodomonasla bacısı kistik fibrozların acısı şeklindeydi. Yani gram negatif non fermenter bir basil söz konusuysa oksidaz pozitif olanlar pseudomonas ya da bacısı şeklinde. Peki oksidaz negatif olanlar hangileri? Akinetobakter ve stenotrofomonas maltofilya olmak üzere. Dolayısıyla D ve E seçeneklerini de eledim. Sonuç cevap pseudomonas ayrı günoz olacak. Peynir yapımıyla uğraşan 42 yaşında erkek hasta ateş, halsizlik, eklem ağrıları Spleno lenfadenopati, lenfadenomegali yakınmalarıyla polikliniğe başvuruyor. Alınan kan kültüründe kapsülsüz, sporsuz, gram negatif koko basiller üremiş. Bahsi geçen klinikten sorumlu en olası bakteri ile ilgili. Tipik köy yapımı, pastörize olmamış süt, süt ürünleri tüketimi sonrasında ateş, eklem ağrısı, halsizlik, dalakta ve lenf bezlerinde şişmeden bahsediyorsa Başta Brusella'yı düşünmem gerekiyor. Peki Brusella ile ilgili hangi ifade yanlıştır? Seçenekleri inceleyelim arkadaşlar. Serolojik tanısında önce Rose Bengal testi yapıyorum. Pozitif geldiğinde de Wright testi ile tanıyı doğruluyorum. Kültürüyle çalışılırken biyogüvenlik seviye 3 koşulların uygulanması gerekir. Doğrudur. Eğer bir etken inhalasyon yoluyla geçebiliyorsa biyogüvenlik seviye üç koşulları uygulamam gerekiyor. Örnek vermek gerekirse kültürüyle çalışılırken tüberküloz, tularemi, brusella ya da koksöidesi mitis gibi sistemik mikoz etkenlerinde dikkat, biyogüvenlik seviye 3'tür bilinecek. Bakteri hızlı üreaz aktivitesi göstermekte. Bu nedenle bakteriden şüphelenildiğinde hemen bir üreaz testi yapıyoruz arkadaşlar. Ve erişkin hastada klasik tedavisi de doksasiklin artı rifampin şeklindedir. Bunu da baş harflerinden doktor burus şeklinde kodlamıştık. Peki C seçeneği yanlıştır. Prozon olayının tespiti amacıyla kums testi kullanılır. Yanlış bir ifadedir. Arkadaşlar prozon olayında dikkat Antikor fazlalığı nedeniyle antijen antikor reaksiyonu meydana gelmiyor. Neydi? Ne diyorduk? Biz eğer bakteriyi net bir şekilde kolaylıkla gösteremiyorsak yangını değil de itfaiyecileri gösteriyorduk. Yani serolojik testler yapıyorduk. Brusella'nın da üretilmesi oldukça güçtür arkadaşlar. Örneğin kan kültürlerinde haftalar haftaları bulabilir klasik bir Brusella'nın üremesi. Dolayısıyla biz de daha hızlı tanı koymak amacıyla serolojiyi kullanıyoruz. Dikkat, serolojik testler aslında tek kelime özet uygun miktar antijenin uygun miktar antikorla birleştiği reaksiyonlardır. Eğer antikor fazla olursa test yalancı negatif gelir. Antijen fazla olursa test yine negatif gelir şeklinde hatırlıyoruz. İşte Prozon olayında o kadar fazla antikor, o kadar fazla itfaiyeci söz konusu ki test yalancı negatif geliyor. Peki çözüm nedir? Çözüm arkadaşlar sulandırmaktır. Ne demek istiyorum? Right testi ile tanıyı doğruluyordum. Right testi tüp aglütinasyon testidir. Normalde benim beklediğim başlangıçta test pozitifken ben sulandırdıkça yani serumu dilüye ettikçe testin negatifleşmesidir. Prozon olayında ise tam tersi. O kadar fazla antikor var ki test başta yalancı negatif geliyor, sulandırdıkça pozitifleşiyor. O halde prozon olayında bir antikor çok fazlaymış, çözüm neymiş? Serumu dilüye etmekmiş arkadaşlar. Peki kums testini nerede kullanıyorum? Bunu da blokan antikorlarda kullanıyorum blokan antikorların tespitinde neydi? Uygun miktar antijen, uygun miktar antikorla birleşmesi gerekiyordu. Eğer araya bir kaynakçı girerse bunlara biz blokan antikor adını veriyoruz. Çözüm olarak da dışarıdan anti immün ilave ediyoruz ve blokan antikorları ortamdan uzaklaştırıyoruz. İşte bu teste de Coombs testi adı veriliyor. Viral genom replikasyonu esnasında Muhakkak virüs tarafından kodlanan hangi enzimlerdir diye sorulmuş. Cevap reverse transkriptaz ve RNA bağımlı RNA polimeraz olacak. Şimdi arkadaşlar virüsler ya DNA ya RNA'dan oluşan genetik materyale sahipler. Bir de etraflarında üşümesin diye protein yapıda kapsitler içeriyorlar. DNA virüsleri DNA'dan mRNA sentezi için gerekli DNA bağımlı RNA polimeraz enzimine sahip değiller. Bunu nereden elde ediyorlar? Konaktan elde ediyorlar. Konakta örneğin insanda nerede bulunuyor? Tabii ki de çekirdekte bulunuyor. Çünkü mRNA insanda çekirdekte sentezleniyor. Dikkat edelim. Bu enzim çekirdekte bulunması nedeniyle DNA virüsleri çekirdekte replike olurlar. RNA virüsleri ise pozitif ya da negatif iplikli olabiliyorlar tanıma dikkat. Eğer virüs RNA'sını mRNA olarak okutabiliyorsa bu pozitif iplikli RNA virüsüdür. Eğer RNA'sını mRNA olarak okutamıyor, arada dönüştürücü bir enzime ihtiyaç duyuyorsa bu enzimin adı da RNA bağımlı RNA polimeraz olacaktır. Bu virüs negatif iplikli RNA virüsü olarak isimlendirilecek. Dolayısıyla RNA bağımlı RNA polimeraz konakta değil virüste bulunmakta. Gelelim reverse transkriptaza. Transkripsiyon ne demekti? DNA'dan RNA yani mRNA senteziydi. Reverse transkripsiyon ise RNA'dan DNA enzim sentezidir. Açık adı RNA bağımlı DNA polimerazdır. Dikkat virüslerden reverse transkriptaz enzimine sahip DNA virüsü hepatit B'dir. Hepatit B'nin polimerazının reverse transkriptaz aktivitesi söz konusudur. RNA virüsü ise retrovirüslerdir. Yani HIV'in bulunduğu ailedir. Retro kelime anlamı geriye doğru anlamındadır arkadaşlar. Neden retro adı verilmiş bu virüslere? Çünkü normalde gidiş DNA'dan RNA'dır. Fakat Retrovirüslerde RNA'dan DNA'ya şeklinde meydana gelmekte. 5 yaşında kız çocuğu baş ağrısı, yüksek ateş, sonrası sol hemi parazi ve konvizyonla getiriliyor. Çekilen tomografisinde sağ temporal kanama. Temporal'in altını üstünü çizdim. EEG'de ise düşük dalga paterni gözleniyor. Lomber ponksiyonda da bol eritrosit görülüyor. Arkadaşlar Temporal log tutulumu ve bosta eritrosit varlığı HSV ensefaliti için son derece tipiktir. Bahse geçen kliniğe neden olan en olası etkenle ilgili hangi ifade doğru değildir şeklinde sorgulanmış. Dikkat sinsitya ve D hücre oluşumuna neden olabilir denmiş. Arkadaşlar her pes virüsleri 3 büyük aileye ayırıyoruz. Alfa herpes virüsler beta herpes virüsler ve gamma herpes virüsler olmak üzere. Genel özelliklerini konuşacak olursak alfa artı beta herpes virüsler sinsitya yani D hücre oluştururlar. Alfanın A'sı tedavilerinde asiklovir tercih edilir alfa herpes virüslerin. Dikkat gamma herpes virüslerse B lenfositlerde latent kalır ve onkojenik özelliğe sahiptirler. Şöyle herpes virüsleri bir genel toplayacak olursak üç büyük aileye ayırıyoruz. Alfa, beta, Gamma herpes virüsler olmak üzere. Alfa artı beta herpes virüsler dev hücreler meydana getirir. Alfanın tedavisi ağlardan yakaladım asiklovir şeklinde. Gamma herpes virüsler ise B lenfositlerde latent kalır ve onkojenik özelliğe sahiptirler. Peki kimler alfa virüs ailesi üyesiydi? Herpes simplex 1, herpes simplex 2 ve varisella zoster olmak üzere şimdi bu bilgiler cepte seçenekleri inceliyoruz. Sensitia dev hücre oluşumuna neden olabilir. Arkadaşlar klinik vakamız HSV 1 ensefalitiydi. Dolayısıyla sensitia dev hücre oluşumu doğrudur. Tedavisinde viral timidin kinaz enzimini inhibe eden bir ilaç kullanılır. Tedavisinde asiklovir kullanılır. Asiklovir ile ilgili iki enzim var. Lütfen karıştırmayalım. Soru asiklovirin etki mekanizması nedir? Cevap DNA polimeraz enzimini inhibe eder. İkinci enzimin güzel sorusu asiklovirin aktive olması için gereken enzim hangisidir? Cevap timidin kinaz enzimidir. O halde B seçeneği yanlıştır arkadaşlar. Asiklovir DNA polimerazı inhibe eder. Viral timidin kinaz ise asiklovirin aktive olması için gereken enzimin adıdır. Sıklıkla trigeminal ganglionlarda latent kalır. Yine doğrudur arkadaşlar. Tipik herpes virüs döngüsünün özeti. Önce bir primer enfeksiyon var. Daha sonra bir yerlere gidip latent kalıyor. Fırsatını bulduğumu da reaktif olup sekonder enfeksiyonlara neden oluyor. İşte herpes simplex virüsü arkadaşlar retrograd aksonal transport yoluyla trigeminal ganglionlara gidip burada latent kalıyor. Kimden bahsediyorum? HSV1'den bahsediyorum. HSV2 ise sıklıkla sakral ganglionlarda latent kalıyor. Çünkü daha ziyade belden aşağısını ilgilendirmekte. Şimdi burada dikkat edelim. Arkadaşlar bizim moleküler motor proteinlerimiz var, kinezin ve dynein proteinleri olmak üzere kinezin proteinleri anterograd taşıma ile ilişkili iken daineyin proteini yokuş yukarı yani retrograd taşımayla ilişkili proteinlerdir. Dolayısıyla HSV trigeminal ganglionda latent olarak kalmaya giderken retrograd aksonal transport yolağını kullanır yani dynein proteinlerini kullanmaktadır. D seçeneği yine doğrudur arkadaşlar. Zarflı çift iplikli DNA virüsüdür. Diğer herpes virüslerde olduğu gibi. 9 yaşında kız çocuğu 3 ay önce davranış değişikliği, saldırganlık, istemsiz, beceriksiz hareket şikayetiyle getiriliyor. Bilincinde de değişiklikler varmış. 2 yaşında için Iken, kızamık geçirdikmiş ve boz örneğinde yüksek titrede kızamık antikoruna rastlanıyor. Kızamık enfeksiyonundan ortalama 2 ila 10 yıl sonrasında meydana gelen demiyenizasyonla karakterize klinik subak siklerozan panensefalittir. Kızamık virüsü paramiksovirüs ailesi üyesidir. Arkadaşlar virüsün tomurcuklanması yani hücreyi terk etmesiyle ilişkili protein M proteinidir. İşte bu M proteininde bir defek söz konusuysa virüs girer çıkamaz, girer çıkamaz, girer çıkamaz... ...ve yıllar yıllar sonra demiyenizasyonla karakterize subakusiklerozan panensefalite yol açar. Hepatit B ile ilgili hangi ifade yanlıştır şeklinde sorulmuş. Cevap kronik enfeksiyonunda HBE antijenine karşı meydana gelen antikorlar yüksek enfektivite anlamına gelir. Arkadaşlar derslerimizden hatırlayalım. Kronik hepatit B kliniği sırasında yüksek enfektivite ve düşük enfektiviteden bahsetmiştik. E'lerden yakalıyorduk. Eğer HBE antijeni pozitif, anti-HBE negatifse yüksek enfektivite anlamına geliyordu. Tam tersi HBE negatif, anti HBE pozitif ise bu da düşük enfektivite anlamına geliyor. Dolayısıyla yüksek enfektivite HBE'ye karşı meydana gelen antikorlar değil, HBE pozitifliği sırasında söz konusudur. Ülkemizde en sık görülen alt tipi sero grup D'dir, önemlidir, değerlidir arkadaşlar. HBS'ye karşı meydana gelen anti-HBS antikorları Birincisi bağışıklığı gösterir. İkincisi HBS ile anti-HBS'nin birleşerek meydana getirdiği immün kompleksler hepatit B kliniği sırasındaki ekstra hepatik bulgulara neden olmakta. Örnek artrit, vaskülit ya da glomerulonefriti nefreti verebiliriz. Hepatit B için son derece tipik vaskülit de pandır bilinecek arkadaşlar. HBC antijenine karşı meydana gelen antikorlar ise virüsle karşılaşmanın göstergesidir. Hatta bununla ilgili ne söylemiştik? Eğer anti pozitifse bu bağışıklık kazandım anlamına geliyor. anti pozitif saptadıktan sonra ikinci bakmam gereken marker anti -HBC'dir. Eğer anti negatifse ben aşılanarak bağışıklık kazandım. Yani virüsle karşılaşmadan bağışıklık kazandım demektir. Anti-HBC pozitifse virüsle karşılaşarak bağışıklık kazandım anlamındadır. Lütfen marker sorularında bu iki marker önceliğimiz olsun. anti bağışıklığın göstergesi. Anti-HBC ise arkadaşlar etkenle karşılaşmanın göstergesidir. Bağışıklık iki şekilde söz konusudur. Ya aşılanarak ya da hastalığı geçirerek. Eğer anti-EBS pozitif yani bağışıklık kazandıysak, anti-EBC negatifse aşılanarak bağışıklık kazandık. Anti-EBC pozitifse de etkenle karşılaşarak bağışıklık kazandık anlamındadır. Kliniği sırasında meydana gelen hepatozit hasarından CD8 T lenfositler sorumludur. CD8 T lenfositlerin etki mekanizması neydi arkadaşlar? Hedef hücrede perforin aracılığıyla bir delik oluşturuyor ve içeri granzimlerini gönderiyor. Bu da hedef hücrenin apoptozisine yol açıyor. Yani arkadaşlar klinik sırasında ne bekliyoruz? Apoptotik hepatositler bekliyoruz. İşte bunlar da Consulman body, Consulman cisimcikleri olarak isimlendiriliyor. Toparlayacak olursam. 1. Hepatit B kliniği sırasında meydana gelen hepatosit hasarı CD8 T lenfositler aracılığıyla meydana gelir. Ekstra hepatik bulgular ise tip 3 aşırı duyarlılık reaksiyonu yani immün komplekslerle meydana gelir. Anti HBS bağışıklığı gösterir. Anti HBC etkenle karşılaşmayı gösterir. Kronik enfeksiyonda HBE pozitif, anti hb negatifse yüksek enfektivite tam tersi HBE negatif, anti HBE pozitifse düşük enfektivite anlamına gelir ve ülkemizde bizim bulunduğumuz coğrafyada en sık gözüken alt tipte serogrup D'dir. HIV ile ilgili hangi ifade yanlıştır diye sorulmuş. Cevap M tropik HIV koreseptör olarak CXCR4'ü kullanır şeklinde. Arkadaşlar HIV zarflı diploid RNA'lı bir virüsümüz yani en dışında glikoprotein çıkıntılar içeriyor. İşte sahip olduğu glikoprotein 120 aracılığıyla hedef reseptörüne tutunuyor. Hedef reseptör CD4 reseptörüdür. Yani ana temel tutunduğu reseptör CD4 reseptörleridir. Fakat bu tutunma yeterli değildir. Bir de kor reseptörlere yani eş reseptörlere tutunması gerekmekte HIV'in. Arkadaşlar bu kor reseptörler makrofajda CCR5, T lenfozitte ise CXCR4 şeklindedir. Başlangıçta HIV M-tropiktir yani makrofajlara ilgi duymakta. Daha sonra glikoprotein 120'nin özellikle V3 lupunda meydana gelen mutasyonla makrofaja olan ilgisi T lenfozitlere kaymakta. Yani enfeksiyonun ilerleyen dönemlerinde ise T tropik hale gelmekte. İşte bu esnada da T tropik virüs CXCR4 ko reseptörlerine bağlanmakta. Önce M tropik daha sonra glikoprotein 120'de meydana gelen mutasyonla da T tropik hale gelmekte. Diğer seçenekleri inceleyecek olursam. Banka kanlarında tarama amacıyla anti-HIV antikorlarına bakılıyor. Özellikle banka kanlarında 4 tane mikroorganizmayı tarıyoruz arkadaşlar. 1. HIV için anti HIV antikorlar bakılır. 2. Hepatit B için hepatit B surface antijen bakılır. 3. Hepatit C için anti HCV bakılır. 4. Sifiliz için non treponemal testler yapılır arkadaşlar. ENV bölgesi ileri derecede değişkendir. Doğrudur arkadaşlar. Hatırlayalım bir virüsün en dışında ne varsa sıklıkla aşıda ve antikor oluşumunda temel hedef oydu. Peki HIV'in en dışında nesi var? Glikoprotein 120'si bir de glikoprotein 41'i bulunmakta arkadaşlar. En dışta ne varsa aşıda antikorda temel hedef odur. İşte bu ENV gen bölgesi, ENV envelop yani zarfın kısaltımı anlamında zarfta ne bulunuyor? Glikoprotein çıkıntılar bulunuyor. Bu bölgenin ileri derecede değişken olması nedeniyle glikoprotein 120 ve glikoprotein 41 yani aşıda ve antikorda temel hedef bölgeler ileri derecede labildir, değişkendir. Bu nedenle bir antikorlar HIV'e karşı yeterli düzeyde etkinlik sağlayamazlar. 2. HIV'in etkin bir aşısı geliştirilememiştir. HIV pozitif anne bebeğinde tarama amacıyla HIV RNA bakılması önerilir. Yine çıkmış sınav sorusudur arkadaşlar. Neden anti HIV ile taramıyoruz? Çünkü anneden bebeğe geçen koruyucu antikorlar yalancı pozitifliğe neden olabilir. Yani bebeğin kanında anti-HIV antikorları görebiliriz arkadaşlar. Bu nedenle tarama amacıyla anti-HIV değil HIV RNA bakılmakta. Tedavi takibinde en duyarlı test HIV RNA'dır. Yine doğru bir ifadedir arkadaşlar. İki parametrem var. Prognoz, profilaksi. Burada temel parametrelerim CD4 T lenfosit sayısıdır. Yani CD4 T lenfosit sayısı azaldıkça ben profilaksi vermeye başlıyorum. Hatırlayalım derslerimizden. Örneğin CD4 T lenfosit sayısı 200'ün altına indiğinde pneumosistis şirovisi için trimetoprimle profilaksiye başlıyorduk. İkincisi de prognoz. CD4 T lenfosit sayısı azaldıkça fırsatçı enfeksiyonların gözükme sıklığı artıyor. Bu nedenle kötü prognozu bize bildiriyor CD4 T lenfosit sayısının azalması arkadaşlar. Tedavi takibinde ise en duyarlı test HIV RNA şeklinde olacaktır. Ekzotoksinlerle ilgili hangi ifade yanlıştır diye sorulmuş. Cevap membran hasarı veren toksinler stokin fırtınasına neden olur. Önceki sorularımızda çözümünü yapmıştık arkadaşlar. Sitokin fırtınasına neden olan süper antijenlerdir. Şöyle egzotoksinleri bir hatırlayacak olursak. Toksinlerimizi iki grupta inceledik. Egzotoksinler ve endotoksinler olmak üzere içlerinde protein yapıda olan, dolayısıyla immün sistemi daha iyi uyaran, daha karizmatik, daha popüler, daha yaygın olan egzotoksinlerdi. Ne demek istiyorum? İmmun sistemi çok daha iyi uyarıyorlar. Dolayısıyla hangisinin aşısı var? Egzotoksin mi, endotoksin mi? Cevap egzotoksinler olacak. Daha yaygın, daha popüler. Hem gram negatif hem gram pozitifler tarafından üretilen egzotoksindir. Endotoksin sadece gram negatifler tarafından üretilmekte. Endotoksin sadece kromozomal olarak kodlanırken egzotoksin hem kromozomal hem de ekstra kromozomal olarak kodlanıyor. Yani faj ya da plazmit aracılığıyla da toplanabiliyor arkadaşlar. Egzotoksinleri kendi içinde 3 büyük gruba ayırıyorum. 1. Süper antijenler. 2. AB yapıdaki toksinler. 3. Membran hasarı veren toksinler olmak üzere. Membran hasarı veren toksine en güzel örnek Clostridium perfringensin alfa toksinidir. Süper antijenler AB yapıdaki toksinlerden farklı olarak hem antijen sunan hücreye hem de T lenfositide sunuma ihtiyaç göstermeksizin direkt gidip bağlanıyorlar. Nerelere bağlanıyorlardı? Dikkat, tekrar ediyorum. Antijen sunan hücre yüzeyinde MHC 2'ye bağlanırlar. Çıkmış sınav sorusudur. T lenfosit yüzeyinde ise TCR reseptörün variable beta bölgesine bağlanırlar. Gelelim E seçeneğine. Difteri toksini ve Pseudomonas exotoxin A'sı etki mekanizmaları birbirine benzer defalarca çıkmış sınav sorusudur arkadaşlar. ADP'nin son iki harfi D, difteri. P de Pseudomonas egzotoksin A'sıydı. Her ikisi de ADP ribozilasyonuyla elongasyon faktörü 2 yani uzama faktörü 2'yi inhibe eder ve hedef hücrede protein sentezini durdurur. PD1, CTLA4 gibi moleküller hangisinin yüzeyindedir? Cevap aktive T lenfositlerin yüzeyinde bulunur. Arkadaşlar çıkmış YEDUS ve tuz sınav sorumuz vardı. Antijen sunan hücre yüzeyindeki B7 molekülü ile T lenfosit yüzeyindeki CD28 molekülünün etkileşimi ko stimülatör etkileşimdir. Sekonder ses sinyallerini meydana getirir ve sonuçta T lenfositler aktive olurlar. Sonuç, interleukin 2 üretimi meydana gelir. Interleukin 2 üreten CD4 t de hem otokrin etkiyle kendi kendilerinin proliferasyonunu uyarırlar, hem de parakrin etkiyle hemen yanı başlarında bulunan CD8 t-lenfozitleri proliferasyonuna neden olurlar. O halde güzel soru kostimülatör etkileşim hangisidir? Cevap antijen sunan hücre yüzeyinde bulunan B7'nin T lenfosit yüzeyinde bulunan CD28'de etkileşmesi. Peki güzel soru geliyor. Bu etkileşim sonsuza kadar devam etsin mi? Cevap hayır. İşte öyle bir zaman gelir ki T lenfosit yüzeyinde bulunan CD28 yerini CTLA4 molekülüne bırakır. İşte antijen sunan hücre yüzeyindeki B7'nin T lenfosit yüzeyindeki CTLA4'de etkileşimi sonucunda da ko inhibitör etkileşim meydana gelir. Sonuçta T lenfositler inhibe olurlar. O halde CTLA4 kimde bulunur? Cevap aktive T lenfosit üzerinde bulunur. Önemi nedir? Ko inhibitör etkileşimi. Yani sekonder ses sinyallerinin sonlanmasını T lenfositlerin supresyonunu meydana getirir. Arkadaşlar aynı ko inhibitör etkileşim tümör hücresi ve T lenfosit arasında da meydana geliyor. Aman dikkat çok çok önemli değerli tümör hücre yüzeyindeki PDL1 ve 2'yi T lenfosit yüzeyindeki PD1 molekülüyle etkileşirse bu da yine ko inhibitör etkileşim örneğidir. Önemi nedir arkadaşlar özellikle kanser tedavilerinde son yıllarda favori ilaçlar var burada. Örnek PD1 antikorları olan pembrolizumab. T lenfositlerin inhibe olmasını engeller. Sonuçta T lenfosit yanıtı artar. Önemi nedir? Hatırlayalım. Tümör hücrelerine karşı savunmada en etkili immün sistem hücresi CD8 T lenfositlerdi. Dolayısıyla ben PD1 antikoru dışarıdan verdiğimde ko inhibitör etkileşimi inhibe etmiş. Sonuçta T lenfositler aktive etmiş oluyorum arkadaşlar. Pembrolizumab'a özellikle dikkat edelim. Özellikle diyabetik ketoasidozu olan hastada fırsatçı enfeksiyonlara neden olabilen 48-72 saat içerisinde petri kabını, ekim tübünü ağzına kadar doldurabilen mikroskobik görünümü aşağıda verilen mantarın tedavisinde hangisi önerilmekte? Arkadaşlar tipik bir mukorales sorusu. Diyabetik ketoazidozlu hasta burnundan girer, beyninden çıkar. Tek kelime özet, hızlı anjiyoinvazivdir. Ne demek istiyorum? Birkaç gün içerisinde hastayı öldürür. Dikkat, kültürde de birkaç gün içerisinde petri kabını ağzına kadar doldurur. Normalde mantarlar geç ve güçürerler ökaryot olmaları nedeniyle. Çünkü ihtiyaçları fazla. Bunun en önemli istisnası Mukorales ailesidir. 2-3 günde petri kabını ağzına kadar dolduruyor. Peki şekil ne? Şekilde şu meşhur spor anjiyo sporlar. Arkadaşlar bakteri sporundan farklı olarak mantar sporu hem üreme hem enfeksiyonla ilgiliydi ve iki büyük gruba ayrılıyordu. Eşeğli sporlar eşeğsiz sporlar olmak üzere. Eşeğsiz sporlardan da iki tanesi çok çok kıymetli. Bir spor, spor ikincisi de konidiler olmak üzere. İşte eğer soruda bana spor anjiyo spordan bahsediyorsa başta mukorales ailesini muhakkak düşünmem gerekiyor. Peki mukorales tedavisinde son derece tedaviye dirençli bu nedenle özel ajanlarımı kullanıyorum. Mukorun bile posasını çıkartana zor. Posakanazol çıkmış yeduz çıkmış tuz sınav sorusudur. İsavukanazol ise FDA tarafından onaylanmış yeni bir ilaçtır. Muhakkak bileceğiz arkadaşlar. Özellikle posakanozol ve isavukanozol mukorales tedavisinde kullanıldığı muhakkak bilinecek. Aşağıdaki mantarlardan hangisi kapsül oluşturabilir? Cevap rodotorula. Arkadaşlar eğer soruda bana kapsül oluşturan bir mantar ya da mayadan bahsediyorsa iki seçeneğim var. Birincisi Cryptococcus neoformans şıklarda yok. İkincisi de Redo torula olmak üzere. İkisini nasıl ayırt edeceğim? fenol oksidaz testiyle. Eğer fenol oksidaz pozitifse kriptokokus neoformastır. Fenol oksidaz negatifse de redotoruladır. Bu birinci ayrım. İkinci ayrım yine çıkmış tuz sınav sorusu ve yedus sınav sorusu. Rodotorulayı redotorula şeklinde kodlayacağız. Yani kırmızı pigment üretir. Karetenoid pigment üretir. Toparladım kapsülü olan mayadan bahsediyor. Ya neoformanstır ya redotoruladır. Hangi testi yapacağım? Fenoloksidaz. Fenoloksidaz negatif ve kırmızı karotenoid pigment oluşturan redotoruladır bilinecek. Aşağıdaki antifungallerden hangisi ergosterol bağlanarak etkinlik gösterir? Cevap: amfoterisin B'dir. Arkadaşlar, mantarlar ökaryotturlar fakat diğer ökaryotlardan iki temel farkı bulunuyor. Birincisi hücre membranında kolesterol yerine ergosterol içerirler. İkincisi de diğer ökaryotlardan farklı olarak hücre duvarına sahiptirler. Hücre duvarı da kitin artı beta glukandan meydana gelmekte. Şimdi sırasıyla inceleyelim antifungallerimizi. Ergosterol sentezinde SLE şeklinde formülüze ediyorduk. Ne diyorduk? SLE tıpın en top konularından birisidir. En önemli konularından birisidir. Önce sukalen'den sukalen epoksidaz enzimi aracılığıyla lanositerol meydana geliyor. Sukalen'den lanosterol meydana geliyor. Daha sonra da lanosterolden ergosterol meydana geliyor. Enzim bilinecek. 14 alfa demetilaz. Sırasıyla da tapı yerleştireceğiz. Sukalen'den lano oluşumunu bloke eden terbinafin yani aliyaminlerdir. Çıkmış sınav sorusudur. Lanodan ergo oluşturan 14 alfa demetilazı bloke eden A azollerdir. Ve ergosterole irreversible bağlanıp sıvı iyon dengesini bozansa poliyenlerdir. Örnek amfoterisin B, örnek nistatini verebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla amfoterisin B'nin etki mekanizması ergosterole bağlanarak sıvı iyon dengesini bozmaktır olacak. Ketokanazol demiş. Azollerin etki mekanizması neydi? 14 alfa demetraz yani lanodan ergo oluşumunu bloke eder. Flu sitozin çıkmış sınav sorusudur. 5 flu orası ile dönüşür ve hatalı nükleotit sentezine neden olur. Grizerofulvin mitozu engeller arkadaşlar. Terbinafin yani aliyaminler ise su kalenden lanosterol oluşumunu engeller. Fasyola hepatika tedavisi için en uygun ilaç hangisidir? Cevap triklabendazoldür. Çok çok önemli değerli hem tusta hem yedusta karşımıza geldi. Arkadaşlar çok hücreli parazitlere biz ne diyoruz? Helmint adını veriyoruz. Çok hücreli parazit. Az gelişmişten çok gelişmişe doğru sestot, Trematod ve nematot şeklinde sıralamaktayız. İşte bunlardan Sestod ve Trematodların genel tedavisinde biz prazikuantel tercih ediyoruz. Birçok Sestod ve Trematoda kabaca söylemek gerekirse etkinlik gösteriyor. Fakat arkadaşlar Fasciola hepatica amcaoğlusu olan Fasciola buski'den farklı olarak prazikuantele direnç gösteriyor. Yani fasyola hepatikada bir bit yeniği söz konusu. Dolayısıyla da tedavisinde bit yeniği olması nedeniyle bitionol ya da triklabendazol tercih ediliyor. Kalsiyum agonisti mekanizma ile hücreye kalsiyum girişini artırarak parazitte tetanik kasılmalara neden olan Sestot tramatot tedavisinde kullanılan antiparaziter hangisidir? Bir önceki soruda bahsettim. Çok çok önemli değerli. Özellikle son yıllarda antiparaziterlerin etki mekanizmasını sıklıkla sormaya başladılar. Cevap prazikuantel olacak. Arkadaşlar Murray mikrobiyolojinin temel referans kitaplarından bir tanesidir. Murray de antiparaziterler konusundan bahsederken koyduğu tek şekil Prazi kuanteni şekli. O halde muhakkak bilmem gerekiyor. Çok çok önemli değerli. Çünkü birinci özelliği bir taşla birçok kuş vurdur diyor. Yani birçok sestot ve tiramototu tedavi edebiliyorum. Sadece prazi kuantel kullanarak. O halde bu kadar güzel bir antiparaziterin etki mekanizması da muhakkak bilinecek arkadaşlar. Etki mekanizması tek kelime özet kalsiyum agonisti etkidir. Ne demek istiyorum? İçeri kalsiyum girişini uyarıyor. Bu da parazitte tetanik kasılmalara yol açıyor. Sonuç parazitin şekli şemali kayıyor. Daha sonra bu şekli şemali kaymış paraziti antikorlar işaretliyor ve bu işaretli olan paraziti de lökositler gelip tanıyorlar ve antikor aracılı öldürme mekanizmasıyla paraziti öldürüyorlar arkadaşlar. Tek kelime özet Kalsiyum agonisti etkidir. Nerede kullanıyorum? Sestot artı Trematot tedavisinde. Kanser tedavisi alan hastada... pnömoni ve menajji tablosu meydana gelmiş. Balgam ve dışkı incelemesinde... ...Raptitiform narvalar saptanmıştır. Eğer soruda bana Raptitiform narvadan bahsediyorsa... siter Siterchoralis'i düşüneceğim. Ve Strongluides Siterchoralis'de özellikle... Oto ve hiperenfeksiyonu engellemek amacıyla ivermektin kullanılır arkadaşlar. Alternatifleri albendazol, mebendazoldür. Fakat öncelikli tercihimiz ivermektin olacaktır. Peki soru ivermektin etki mekanizması nedir? Cevap klor kanalı ile etkileşerek hücrede hiperpolarizasyon meydana getirmesidir. Serbest radikal hasarına neden olan artemisindir. Özellikle klorokin dirençli plazmodium tedavisinde kullanılıyor. Kalsiyum agonisti olan prazikuanteldir. Bir önceki soruda bahsetmiştim. DNA sentezini engelleyen. Arkadaşlar bu da klorokindir. Klorokin kendisi bazik bir ilaçtır. Eritrositlerin iç ortamı hatırlayalım. Hiçbir organelleri yoktu. Dolayısıyla anaerob solunum yapıyorlar. Yani son ürün laktattır. Yani eritrositin içi Asidiktir. Bazik ilaç asidik ortamda kapana kıstı olayın adı iyon tuzağı fenomenidir. İşte arkadaşlar bazik klorokin asidik eritrositte birikir ve DNA sentezine engeller. Folik asit üzerinden etkinlik gösterenler ise trimetoprim ya da pirimetamini verebiliriz. Yukarıda verilen plazmodium türlerinden hangilerinin neden olduğu sıtmanın kliniğinde hipnozoitlerin rolü yoktur cevap falciparum ve malaria olacak. Arkadaşlar plazmodium için ana konak ve ara konak. Ana konak anofeldir. Ara konak ise insandır. Dişi anofelin insanı ısırmasıyla sivrisinekten insana geçen form sporozoitlerdir. İnsandaki döngü eşeysiz döngüdür. Yani arkadaşlar diğer adıyla şizogonidir. O halde güzel soru. İlk şizogonik çoğalma hangisinde meydana gelir? A karaciğer, B eritrosit. Hangisi olacak? Cevap karaciğer. İşte ilk insanda gittiği karaciğer olacak sporozoitlerin ve burada merozoitler meydana gelecek. Daha sonra bu merozoitler eritrositlere enfekte edecek ve eritrositer döngünün sonunda da eritrositleri parçalayıp tipik sıtma bulgularına yani ateş, üşüme, titreme vesaire neden olacaklar. İşte arkadaşlar tipik döngü bu şekilde. Daha sonra da Yine eritrositler döngüde meydana gelen gametositler sivrisineğin insanı ısırmasıyla insandan sivrisineğe ...geçiş gösterecekler. Toparlayacak olursam. Soru. Sivrisinekten insana geçen form hangisidir? Cevap sporozoit formudur. Peki karaciğerde meydana gelen... eritrosit enfekte eden... ...ve eritrositer döngünün sonunda eritrositi parçalayan hangisidir? Cevap merozoitlerdir. İnsandan sivrisineğe geçen form hangisidir? Cevap gametositlerdir. Bir formum daha var. Sadece vivax ve ovalede gözüküyor. Her zaman merozoit oluşmuyor... Bazen vivax ve ovale hipnoz olup uykuya dalıyorlar ve bu formlara da hipnozoid form adı veriliyor. Önemi şudur. Yıllar yıllar sonra uyanarak relapslara neden olabiliyorlar. Evet, video soru çözümümüzün sonu arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi bir sınav dönemi ve sınav performansı geçirmeniz dileğiyle bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.